Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda trigonometrinin son kısmı olan trigonometrik denklemlerden bahsedeceğiz. Trigonometrik denklemler sinüs x eşittir sinüs alfa, kosinüs x eşittir kosinüs alfa, tanjant x eşittir tanjant alfa ve kotanjant x eşittir kotanjant alfa şeklinde alt başlıklara ayrılıyor. Biz ilk önce sinüs x eşittir sinüs alfa denkleminin çözüm kümesine bir bakalım. Şimdi basitçe düşünürsek sinüs x ifadesi sinüs alfa eşitse x gerçekten alfa eşittir. Örnek vermek gerekirse sinüs x eşittir. Sinüs 40 dersek x gerçekten 40 derecedir. Ya da sinüs 40'a eşit olan 140 derecelik açının sinüsüne eşit olabilir. Şimdi 40 ile 140'ın arasındaki ilişkiye bakarsak bunlar birbirini 180'e tamladığı için ben bunu genel haliyle şöyle yazabilirim. x alfadır veya x 180 eksi alfadır. Yani pi eksi alfadır diyebilirim. Burada yanında gördüğünüz 2K pi'ler arkadaşlar. Sinüsün periyodu 2 pi ve 2 pi olduğu için 2 pi ve katlarında yine aynı değere gelecektir. Dolayısıyla 2 pi'nin K katı olan 2K pi'leri mutlaka yanlarına eklemeliyim. 2K pi şeklinde ekleyerek biz genel çözüm kümesini bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi ilk örneğimize bakalım. Sinüs 2x eşittir. Kök bölü 2 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Kök bölü 2 yerine ben sinüs 60 yazıyorum. Dolayısıyla buradan 2x dediğim şey 60 derece olabilir. Veya 2x dediğim şey 180 eksi 60'dan 120 derece olabilir. Bunların yanına da periyotları yazmalıyım. Bunlar derece olduğu için derece cinsinden periyodu 360k. Ya da radyan olarak yazarsam bunları 2k şeklinde yazmalıyım. Ben burada önce derece olarak yazacağım 360k artı 360 k dedim. Her tarafı ikiye bölersem 30 artı 180 k buradan da 60 artı 180 k'yı elde edebilirim. Şimdi şıklarımız radyan olarak verildiği için şöyle bunları radyana çevirelim. Pi bölü 6 artı k P, virgül pi bölü 3 artı k pi k'nın da bir tam sayı olduğunu söylediğimizde bu denklemin genel çözüm kümesini yazmış oluruz. Şıklara baktığımızda pi bölü 6 artı kpi pi bölü 3 artı kpi tersi şeklinde yazılmış c seçeneği olduğunu söyleyebiliriz cevabın. Burada dikkat etmemiz gereken şey işte hocam ikiye böldükten sonra periyodu eklesek olur mu? Olmaz. Çünkü hatırlayalım bir trigonometrik fonksiyonun periyodu x'in kat sayısı olan şuradaki sayıdan etkileniyordu. O yüzden ilk başta hemen periyodu ekleyip bu çarpma bölme işleminden periyodun da etkilenmesinden dolayı ilk başta ekleyip daha sonra periyodu da aynı sadeleştirme ya da çarpma bölme işlemlerini yaparak yeni periyodumuzu oluşturmamız gerekecektir arkadaşlar. 2 sinüs 3x artı 5 eşittir. 0 denklemini çözülmüyorsa aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sinüs ifadeyi yalnız bırakalım. 2 sinüs 3x eşittir. Eksi 5. Her tarafı 2'ye bölersem sinüs 3x eksi 5 bölü 3 o olmuş oldu. Şimdi eksi 5 bölü 3 sayısı eksi 1 ile 1 arasında değil eksi 5 bölü 3 eksi 1'den küçüktür. Ben biliyorum ki arkadaşlar sinüs 3x x açısı ne olursa olsun 3x açısı ne olursa olsun mutlaka 1 ile eksi 1 arasındadır. Yani böyle bir eşitliğin sağlanması mümkün değildir. Dolayısıyla biz böyle bir x değeri bulamayız. Çözüm kümesi boş küme olacaktır arkadaşlar. Sinüs 4x çarpı kosinüs 4x eşittir. Kök 3 bölü 4 denklemini sağlar. En küçük pozitif x açısı kaç derecedir denilmiş. Şimdi benim burayı tek bir trigonometrik fonksiyon halinde yazmam lazım. Sinüs 4x çarpı kosinüs 4x olduğu için ben her tarafı arkadaşlar 2 ile çarpıp sinüsün yarım açısına benzetmeye çalışıyorum. 2 çarpı sinüs 4x çarpı kosinüs 4x'ten sol taraf sinüs 8x oldu. Sağ tarafta kök 3 bölü 2 yani sinüs 60 demiş olduk. Dolayısıyla buradan 8x ya 60 derecedir ya da 8x 120 derecedir. Bizden en küçük x açısı istendiği için periyotlarını yazmayacağım. Zaten buralardan küçük değerler gelecek. Her tarafı 8'e bölersek x dediğimiz şey 60 bölü 8 olacaktır. Bunu da 4 ile sadeleştirirsek 15 bölü 2 yani 7,5 olacaktır. Buradan da x dediğimiz şey 120 bölü 8'den 15 derece olacaktır. 7,5 derece ve 15 derece en küçük değerler. Bunlardan da 7,5 daha küçük olduğu için cevabımız A seçeneği diyebiliriz arkadaşlar. İkinci denklem türümüz kosinüs x eşittir kosinüs alfa denkleminin çözüm kümesi. Yine aynı mantıkla düşünürsem kosinüs x kosinüs 40'a eşitse x gerçekten 40'a eşittir ya da kosinüs 40'a eşit olan kosinüs eksi 40 yani kosinüs 320 eşittir. Yani x eksi 40'a da eşit olabilir. Yine kosinüsün periyodu 2 pi olduğu için yanlarına artı 2 k pi'leri eklemem lazım. Artı 2 k pi diyelim. Dolayısıyla ben bunu genel haliyle yazarsam çözüm kümesi alfa artı 2 k pi ya da eksi alfa artı 2 k şeklinde olmalıdır arkadaşlar. Kosinüs x eşittir. Kosinüs alfa denkleminde. Örneğimize bakalım. Kosinüs 4 x eksi 20 eşittir. 1 bölü 2 denklemini sağlayan 0 180 aralığında kaç farklı x tam sayı değeri vardır denilmiş. Şimdi 1 bölü 2 yerine arkadaşlar kosinüs 60 yazalım. Dolayısıyla 4 x eksi 20 60 olacaktır. Veya 4x eksi 20 eksi 60 diyebiliriz. Şimdi eksi 20'yi karşı attım. 4x eşittir 80. Artık periyodumu yazmalıyım. Çünkü birazdan 4'e böleceğim. 360k. Buradan da karşı atarsam 4x eşittir eksi 40 artı 360k oldu. Her tarafı 4'e bölersek x eşittir 20 artı 90k. Buradan da x eşittir. Eksi 10 artı 90k olmuş oldu. Şimdi buradan k'lar tam sayı olduğu için k'lara tam sayı değerleri verip bakalım. K'ya 0 verirsem 20. K'ya 1 verirsem 90 artı 20 110. K'ya 2 verirsem 180 artı 20 200. K'ya 3 verirsem 270 artı 20'den 290. K'ya 4 verdiğimde 360 artı 20 380 ki bunun da esas ölçüsü 20 olduğu için bunu yazmamıza gerek yok. Ki bizden istenen 0 180 aralığı olduğu için buradan 20 ve 110 iki tane değer gelecektir. Diğer tarafa bakalım. K'ya 0 verirsem Eksi 10. K'ya 1 verirsem 90 eksi 10'dan 80. K'ya 2 verirsem 180 eksi 10'dan 170. K'ya 3 verdiğimde 270 eksi 10'dan 260 gelecek. Bunlar 0-180 aralığının dışında olduğu için yazmamıza gerek yok. Buradan da 0-180 aralığında 80 ve 170 iki değer gelecektir. Toplamda bu aralıkta 4 tam sayı değeri vardır x'in diyebiliriz arkadaşlar. Cos kare x eksi sin kare x eşittir sin 4 denklemine 0 180 aralığında kaç farklı kökü vardır denilmiş. Şimdi cos kare x eksi sin kare x ifadesi kosinüsün yarım açısından kosinüs 2 x eşittir. Sin 4 yerine de arkadaşlar birbirine 90 tamamlayan sin üstü ile kosinüs eşit olduğu için kosinüs 36 yazabiliriz. Yani aslında bizim denklemimiz kosinüs 2 x eşittir. Kosinüs 36'dır. Buradan 2x gerçekten 36 artı 360k'dır. Veya 2x eksi 36 artı 360 k'dır diyebiliriz. İlk ifadeyi ele alalım. Her tarafı 2'ye böldüğümde 18 artı 180 k gelecek buradan. K'ya 0 verdiğimde 18. K'ya 1 verdiğimde 180 artı 18'den 198 oldu. Aralığın dışına çıktı bunu almıyorum. Sadece bir 18 değeri var. Diğer tarafa bakalım. 2'ye böldüğümüzde eksi 18 artı 180 k oldu. K'ya 0 verdiğimizde Eksi 18. K'ya 1 verdiğimizde 180 eksi 18. Bu da 162 olacaktır. K'ya 2 verdiğimizde 368, 18. 4. bölgede bir açı olacak. Bu da işimize yaramayacak. Buradan da 162 değeri geldi. 162 ve 18 iki farklı kökü vardır diyebiliriz arkadaşlar. Son denklem türlerimiz tanjantik seçtir, tanjant alfa ve kotanjantik seçtir. Kotanjant alfa denklemlerin çözüm kümesi bunlarınki daha sade alfa artı kp şeklinde. Şimdi sebebine bakalım arkadaşlar. Tanjant x eşittir tanjant 40 ise x gerçekten 40 derece olabilir. Ya da tanjant 40 eşit olan 3. bölgedeki tanjant 220 olabilir. Dikkat ederseniz bunların arasında 180 derece var. Ve hatırlayalım tanjantla kotanjantın periyodu zaten 180 derece. Yani pi olduğu için ben bir tanesini küçük olanı yazıp periyodu ekleyerek çünkü zaten periyot eklemem lazım. Sinüs ve kosinüsü de 2K pi şeklinde periyot ekliyordum. Periyot ekleyerek diğer değeri yakalayabildiğim için iki parçalı şekilde böyledir veya şöyledir şeklinde yazmamıza gerek yok. Sinüs ve kosinüsü de periyotla bunu yakalayamıyorduk. Çünkü ya eksilisi oluyordu ya 180'e tamlayan oluyordu. Periyotla yakalayamıyorduk. Aralarında 360 fark yoktu. Ama kotan kotanjantla periyotla yakalayabildiğimiz için çözüm kümümüz şöyle olacaktır. X eşittir alfa artı K pi K eleman tam sayı şeklinde çözüm kümesi yazabiliriz. Tanjant 2x eşittir. Köküç denkleminin çözüm kümesi sorulmuş. Köküç yerine arkadaşlar tanjant 60 yazıyorum. O halde 2x 60 artı 180k olacaktır. Bunu radyanda yazabilirsiniz. Pi bölü 3 artı kpi. Her taraf 2'ye böldüğümüzde x eşittir. 30 artı 90k. Yani bunu da artık radyan olarak yazmamız lazım. Pi bölü 6 artı k bölü 2. K eleman tam sayı şeklindedir denklemimizin çözüm kümesi. Bu ifadede D seçeneğindeki ifade olacaktır. Yani cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Kotanjant 2x çarpı kotanjant 4x eşittir bir denklemin 10-90 aralığında kaç farklı kökü vardır denilmiş. Şimdi bu ifadeyi şöyle yazalım. Kotanjant 2x eşittir 1 bölü kotanjant 4x diyelim. Arkadaşlar 1 bölü kotanjant 4x tanjant 4x eşittir. Çünkü aynı açının tanjant ile kotanjantın çarpımı 1'dir. Buraya da kotanjant 2x dedik. Şimdi ya bu kotanjant 2x'i tanjanta ya bu tanjant 4x'i kotanjanta çevirmemiz lazım. Kotanjant 2x'i ben tanjant 90-2x olarak yazabilirim. Eşittir. Tanjant 4x oldu. Yani tanjant x tanjant alfa. Tanjant x tanjant y'ye eşit. Böyle bir durumda da ne söyleyebiliriz? Atıyorum şu 4 xten başlayalım. 4 x eşittir. 90 2 x artı k diyebiliriz. Ya da burada derece olarak verildiği için periyodu 180 k olarak yazalım. Artı 180 k. Şimdi 2 x'i karşıya attım. 6 x eşittir. 90 artı 180 k. Her tarafı 6'ya bölersem. 90 bölü 6'dan 15. 180 bölü 6'dan 30K gelmiş oldu. Şimdi buradan K'ya uygun değerler verip 10-90 kaç kökü var bakalım. K'ya 0 verirsek 15. K'ya 1 verirsek 30 artı 15'ten 45. K'ya 2 verirsek 60 artı 15'ten 75 olur. K'ya 3 verdiğimde 90 artı 15'ten 105 olacaktır. Aralığın dışına çıktı. 15, 45, 75 3 tane kökümüz vardır. Verilen aralıkta diyebiliriz. Tanjant 2x eksi 30 eşittir tanjant 40 eksi 3x denkleminin 90-180 aralığındaki en büyük kökü kaç derecedir? Şimdi az önce biz bir düzenleme yapıp şu, bu, buna benzer bir ifadeye gitmiştik. Burada direkt olarak düzenlenmiş. Yani bu ifadeler birbirine eşit olabilir. Yani tanjant x tanjant y eşitse x y artı 180 k yani artı k eşittir. 40 eksi 3x artı 180 k diyelim. Buradan 3x'i karşı attım. 5x 30'u bu şey bu tarafa aldım 70 artı 180k oldu. Her tarafı 5'e bölersek 14 artı 180 bölü 5'ten de 36k gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi en büyük kökü diyor. K'ya 0 verdim 14. K'ya 1 verdim. 36 artı 14'ten 50. Bakın hep 36 36 gidecek. Yani 36 ekleyerek de gelebilirsiniz. 86. 2 versem 72 artı 14'ten 86. 3 verdim. 36 eklersem 86, 6 daha 92, 122. Bir 36 daha eklersem 150, 8 oldu. Bir 36 daha eklediğimde arkadaşlar, yani 5 verdiğimde 36 çarpı 5, 180 artı 14, 194 olacak. Aralığın dışına çıktı. Burada en büyük değerimiz 158'dir. Yani cevabımız C seçeneğidir. Şimdi konuyla alakalı çıkmış sorulara bakalım. Trigonometrik denklemler ÖSYM'nin sevdiği bir konu başlığı. Çok fazla soru geliyor bu konudan. 2018 AYT x0 ile pi arasında olmak üzere sin x çarpı cos x bölü sin x artı cos x eşittir sin x x, cos x bölü 2 eşitliğini sağlayan x değerinin değerlerinin toplamı kaçtır? Hemen bir içler dışlar yaparsam 2 sin x çarpı cos x eşittir. Şimdi burada sinüs artı kosinüs, sinüs eksi kosinüs olduğu için iki kare farkından sin kare x eksi kos kare x elde ettim. Sol taraf sinüsün yarım açısından sinüs 2x olacaktır. Sağ taraf da eksi parantezin alındığında kos kare x eksi sin kare x'ten kosinüs 2x olacaktır. Yani burası da eksi kosinüs 2x'tir. Her tarafı kosinüs 2x'e bölersem sinüs bölü kosinüsten tanjant 2x eşittir eksi 1 geldi. Bizim çözebileceğimiz sade tarda bir denklem. Eksi 1'e de arkadaşlar tanjant 135 yani 3 pi bölü 4 dersen burada şıklar radyan verildiği için 3 pi bölü 4 diyorum. Yani derece de yazabilirsiniz de birazdan 2'ye böleceğiz. Bunu 135 bölü 2'den 67,5 gelecek. Ondalık sayılarla uğraşmamak için 3 pi bölü 4 yazdım. Dolayısıyla buradan 2x'in 3 pi bölü 4 artı k pi olduğunu söyleyebilirim. Her tarafı 2'ye bölersek x eşittir. 3 pi bölü 8 artı k pi bölü 2'dir. Şimdi K'ya değerler verip 0 ile pi arasında olan değerlere bakacağız. 0 verdiğimizde 3 pi bölü 8. 1 verdiğimizde 3 pi bölü 8 artı pi bölü 2. Bunu da 4 ile genişletelim. 4 artı 3 7 pi bölü 8 oldu. Arkadaşlar K'ya 2 verdiğimde zaten şurası kendiliğinden pi olacağı için 3 pi bölü 8 artı pi olacağı için bu pi'den büyük olacak. Yani bunu almamız mümkün değil. 3 π bölü 8 ve 7 π bölü 8 var bizim alabileceğimiz. Bunların da toplamı 10 π bölü 8 yani sadeleştirdiğimizde 5 π bölü 4 olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. 2017 sorusu X0 2 pi aralığında olmak üzere kosinus 5X eşittir Kosinus 3X çarpı kosinus 2X. Denkleminin kaç farklı çözümü vardır denilmiş? Şimdi cos 3x çarpı cos 2x soldaki 5x'i 3x artı 2x diye toplam formülünden açarsam bu ifade gelecektir. O zaman soldaki cos 5x'i şöyle yazalım. cos 3x çarpı cos 2x toplam olduğu için eksi diyorum. sin 3x çarpı sin 2x yani ben bunu şöyle düşündüm. 3x artı 2x cos 5 yerine bunu yazıyorum cos 3x çarpı cos 2x eksi sin 3x çarpı sin 2x eşittir. Cos 3x çarpı cos 2x. Şimdi arkadaşlar şu terimi bu tarafa alıp bunu diğer tarafa aldığımızda bu eksi geleceği için şunlar gidecek. Benim elimde sinüs 3x çarpı sinüs 2x eşittir 0 gelecek. Çarpım durumundaki iki şey 0 eşitse ikisinin de ayrı ayrı 0 olma ihtimali vardır. Yani sinüs 3x sıfırdır ve sinüs 2x eşittir sıfırdır. Sıfırların yerine de arkadaşlar sinüs sıfır yazalım. İkisini de ayrı ayrı inceleyelim. O halde 3x sıfır artı 2 kpye eşit olacaktır. Veya 3x eşittir. Sinüste neydi? Alfa artı 2 kpi ya da pi eksi alfa artı 2 k pi. E şimdi burada 0 olduğu için pi 0'dan gene aynı şey pi 0'dan P gelecek. Artı 2 k pi. Bu ikisini de incelememiz lazım. Her tarafı 3'e bölersem x eşittir. 0 bölü 3'den 0 artı 2 k pi bölü 3. Burada da x eşittir. Pi bölü 3 artı 2 k pi bölü 3 oldu. Şimdi buradan bakalım. Arkadaşlar k'ya 0 verirsem 2k pi bölü 3. Hatta bunları derece olarak da yazabilirim. 2k pi bölü 3 120 derece. k'ya 1 verirsem Pardon. Çok pardon. k'ya 0 verirsek 0. k'ya 0 verdiğimizde 0. k'ya 1 verdiğimizde 2k pi bölü 3 yani 120 derece. Bakın zaten periyot 120 aralıklı olacak. O zaman k'ya 2 verdiğimizde de 240 olacak. K'ya 3 verdiğimizde 360 olacak ama bakın 2 pi 360 aralıkta olmadığı için bunu almıyoruz arkadaşlar. Buradan 0, 120 ve 240 geldi. Bir de şuradan bakalım. K'ya 0 verirsem bu gitti. Pi bölü 3 yani 60 oldu. K'ya 1 verirsem burası 60, burası 120. 180 oldu. Bakın periyot gene 2K pi bölü 3 yani 120. 120, 120 gidecek. K'ya 2 verirsem 180 artı 120'den 300 oldu. Buna 120 eklersem 420. Aralığın dışına çıkacak. Buradan da 3 değer geldi. Şimdi şuna bakalım. Buradan da 2x eşittir. 0 artı 2 kp 2x eşittir. Pi eksi 0 yani pi artı 2 kp oldu. Her tarafı 2'ye bölersek 0 artı kp buradan da pi bölü 2 artı kp oldu. K'ya 0 verirsek K'ya 0 verirsek buradan bu gitti 0 oldu. K'ya 1 verdiğimizde 0 artı pi'den pi yani 180 oldu. 180, 180 gidecek. K'ya 2 verdiğimde arkadaşlar 360 ama bakın 360 aralıkta değil az önce de söylemiştik. 0 ve 180 geldi. Buradan bakalım K'ya 0 verirsek pi bölü 2 90 K'ya 1 verirsek Pi bölü 2 artı pi 3 pi bölü 2 270. K2 verdiğimizde zaten aralığın dışına çıkacak. Buradan da 2 değer geldi. Ama bakın dikkat edin kaç farklı çözüm demiş. ya Aynı değerden iki kere geldiyse bunları bir kere alacağız. Şimdi sayalım arkadaşlar değerlerimizi. 0, 120, 240. 3 tane var. 60, 180, 300. Buradan da 3 tane var. Etti size 6. 0'ı şurada saymıştık alamam. 180'i burada saymıştık alamam. 90'ı saymadık. 7, 270'i saymadık. 8, 8 farklı çözümü vardır bu denklemin diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olmuş olur. Kosinüs 2x eşittir. 3 sinüs üzeri 4x olduğuna göre tam kare x'in değeri kaçtır denilmiş. Şimdi kos 2x var. Burada da sinüs x'in 4. kuvveti var. Ben bu 2x'i yarım açıdan açayım. Kosinüs 2x Cos kare x eksi sin kare x. Şimdi benim elimde sadece sağ tarafta sinüs olduğu için şu cos kare yerine de 1 eksi sin kare x yazdım. Benim cos 2 x ifadem 1 eksi 2 sin kare x. Yani 1 eksi 2 sin kare x eşittir 3 sinüs üzeri 4 x olmuş oldu. Burada arkadaşlar bir değişken değişimi yapalım. Sinüs kare x'e t dersem 1-2t eşittir 3t kare olur. Karşıya attım bir ikinci dereceye denklem elde ettim. 3t kare artı 2t eksi 1 eşittir 0. Çarpanlarını ayıralım. 3t'ye t eksi 1'e 1, e 1 e dedim. Çapraz kontrolümü yapıyorum. 3t eksi t bunu verdi. O zaman buradan 3t eksi 1 çarpı t artı 1 eşittir 0. T dediğimiz şey 1 bölü 3. T dediğimiz şey eksi 1. Ama T dediğimiz şey sin kare x olduğu için sin kare x'in eksi 1 olması mümkün değil. Sin kare x 1 bölü 3'tür arkadaşlar. Sin kare x 1 bölü 3 olduğu için sinüs x 1 bölü kök 3'tür. Eksilisini de alabilirsiniz. Eksi 1 bölü kök 3 de alabilirsiniz. Çünkü zaten tan kare x sormuş. Eksilisini alsanız Sinüsün eksi olduğu bölgede işte ikinci bölge derseniz tanjant gene eksi olur ama karesini aldığınızda artı olur. Fark etmez. Ben burada her türlü kare sorduğu için 1 bölü kökçü artılı halini aldım. X açısı burası karşısı bir hipotenüs kök 3 karesi 3 karesi 1 şuranın kökü olması lazım. Arkadaşlar tanjant x 1 bölü kökü olur. Dolayısıyla tanjant kare x de 1 bölü 2'dir. Yani cevabımız A seçeneği olmuş olacaktır arkadaşlar. 2014 LS x0 ile pi arasında olmak üzere x artı sin 2 x eşittir. Kotanjant x denklemin sağ x değerlerinin toplamı kaçtır denilmiş. Şimdi farklı olan açı burası 2 x olduğu için bunu yarım açıdan açıyorum. Kos x artı 2 sin x kos x eşittir. Kotanjant da cos bölü sinüs olarak yazdım. Şimdi sol tarafı cos parantezine alırsak kosinüs x parantezinde 2 sin x artı 1 eşittir cos x bölü sin x. Şimdi buradan cos x'leri sadeleştirmek isteyebilirsiniz ama sadeleştirirken bölme yaptığınız için şunu düşünmeniz lazım. Cos x farklı 0 olsun. Şimdi bunun çünkü ayrıca 0 olduğu durumda da 0 eşittir 0 olup sağlanacak. Bu durumu da ayrıca en son incelememiz gerekecek. Biz şimdi ilk başta 0 olmadığı durumu inceleyelim. Bunlar gitti. İçler dışlar çarpma yaparsak 2 sin kare x artı sin x eşittir 1 oldu. Yine burada ben sin x'e t diyorum bu sefer. 2 t kare artı t eksi 1 eşittir 0. 2 dereceden denklemi geldi. 2 t'ye t eksi 1'e 1 dediğimizde ifade sağlanır. 2 t eksi 1 çarpı t artı 1 eşittir 0. Buradan t dediğimiz şey 1 bölü 2'dir. t dediğimiz şey eksi 1'dir. Yani sinüs x eşittir 1 bölü 2'dir. Arkadaşlar sinüs x 1 bölü 2 ise 1 bölü 2 sinüs 30 olduğu için x 30 artı 360k ya da 180 eksi 30'dan 150 artı 360k'dır. Buradan t eksi 1 olduğuna göre sinüs x'in eksi 1 olması lazım. Bu zaten özel değer. Buradan sadece sinüs x'in eksi 1 olduğu arkadaşlar sinüs 270 olacaktır. Bu 270 derecedir. Bu özel değer olduğu için yazmamıza gerek yok. E 180 eksi 270 eksi 90 zaten gene 270 gelecek. Bu, bunu bulmuş olduk. Hatta şunları da işte k değerlerini falan verip bulabiliriz. İşte k'ya 0 verdiğimde buradan 30 gelecek. 1 verdiğimde 390 aynı yere gelecek. K'ya 0 verdiğimde buradan da 150 gelecek. Yani benim elimde 30, 150 ve 270 değerleri şimdilik var. E bir de biz cosinus x eşit değildir 0 olsun demiştik. Varsayalım ki arkadaşlar cos x eşittir 0 olsun. Çünkü sıfır olursa sıfır çarpı bir şey sıfır. Sıfır bölü bir şey sıfır olacak. Dolayısıyla kosinüs x'in de sıfır olduğu durumu incelemeliyiz. Sıfır dediğimiz şey arkadaşlar kosinüs 90 diyelim buna. x eşittir 90 artı 360k ve x eşittir eksi 90 artı 360k'dır. Buradan zaten k'ya sıfır verdiğimizde 90 gelir. K'ya sıfır verdiğimizde eksi 90 gelir. Yani 270 diyebiliriz. Bakın aynı değerden 2 tane geldi bir sıkıntı olur mu diye düşünebilirsiniz. Mesela x 90 yazdığımda ya da 270 yazdığımda 0. Burası da 0. 0 çarpı 0. 0. Burada da 0 bölü eksi 1'den 0 olacak. Bir problem olmayacaktır. Şimdi bu x'lerlerin toplamına bakalım. Toplayalım. Ben derece olarak toplayıp en sonra radyana çevireceğim. Ee, sol, sağ taraftaki ilk bulduklarımızdan başlayalım. 30 var. 150 var. Arkadaşlar 270 var. 270 var artı 90 var. Şunu arkadaşlar toplamıyorum. Şimdi 270 90 arkadaşlar burası 360 yaptı. Şurası 360 yaptı. Şurası da arkadaşlar 30 artı 150'den 180 yaptı. 180 artı 360'dan 540 oldu. Şimdi 540 arkadaşlar 3 pi'dir. 540 3 pi'dir. Burada şunu diyebilirsiniz hocam. Şunu niye almadık? Zaten bunların iki tane olduğu için bir, kere aldık. Bir de almamıza gerek yok. Cevabımız arkadaşlar 3 pi. Yani B seçeneği diyebiliriz. 2013 LS x sıfırla pi arasında olmak üzere sinüs üzeri 4 x eşittir. Kosinüs üzeri 4 x eşittir. İnsan x toplamı kaçtır? Şimdi burada her tarafı kosinüs 4'e bölerek de başlayabilirsiniz. Karşı iki kare farkı da yapabilirsiniz. Fark etmez. Ben bölerek başlayacağım. Her tarafı kosinüs üzeri 4x'e bölüyorum. Buradan sinüs bölü kosinüsten tanjantın dördüncü kuvveti x eşittir 1 oldu. Arkadaşlar buradan ben tan kare x'e 1 diyebilirim ya da tan kare x'e eksi 1 diyebilirim ama bir şeyin karesinin eksi 1 olması reel sayılarda mümkün değil. Dolayısıyla tanjant kare x 1'dir. Buradan da tanjant x 1 olur veya tanjant x arkadaşlar eksi 1 diyebiliriz. Tanjant x bir denklemi çözersek bir yerine de burada tanjant 45 yazalım. Tanjant 45 yazalım. Buradan x eşittir. 45 artı periyodu 180, 180 k. Burada da eksi bir yerine arkadaşlar tanjant 135 yazalım. x eşittir. 135 artı 180 k'dır. Şimdi buradan k'ya 0 verirsem 45 gelir. K'ya 1 verdiğimde K'ya 1 verdiğimde 180 artı 45'ten 225 gelir ki aralığımız 0 pi aralığı verilmiş. Bunu almamız mümkün değil. Bu gitti. Şuradan K'ya 0 verirsem 135 gelir. K'ya 1 verirsem 180 artı 135'ten 315 gelir ki bu da 180'den büyük olduğu için bunu da alamayız. Buradan da 135 gelir. 135 artı 45 değerlerin toplamı 180 derecedir. Bunu da radyan olarak yazarsak pi radyandır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. 2013 LS kotanjant x bölü tanjant x artı kotanjant x eşittir 4 sinüs x eksi 3 olduğuna göre sinüs x değeri kaçtır denilmiş. Şimdi kotanjant ve tanjant yerine sin bölü kos kos bölü sin yazarak başlayalım. Bu sorunun işlemi biraz uzun olabilir. Sin x bölü kos x kos x bölü sin x eşittir 4 sinüs x eksi 3. Şimdi ben bir süre şu Sol tarafı düzenleyeceğim. Paydadaki ifadelerin paydalarını eşitleyelim. Şunu sin x ile, şunu cos x ile çarpalım. Cos x bölü sin x. Şimdi sin kare x artı cos kare x gelecek. Buna 1 dedim. Bölü sin x çarpı cos x eşittir. 4 sin x eksi 3. Şimdi şurada ters çevirip çarpalım cos x bölü sin x çarpı sin x çarpı cos x eşittir <laughs> 4 sinüs x eksi 3. Şu sinüsler gitti. Şunlar cos çarpı cos'tan cos kare x eşittir 4 sinüs x eksi 3 oldu. Ki burada yapacağımız şey sinüs istendiği için cos kare x yerine arkadaşlar 1 eksi sin kare x yazmak ve bunu bir ikinci derece denklem'e çevirmek. Hepsini sağ tarafta toplarsam, sin kare x artı 4 sinüs x eksi 4 eşittir 0 şeklinde bir ikinci derece denklem oldu. Ben buradan sinüs x'e t dersem, t kare artı 4 t eksi 4 eşittir 0 şeklinde bir ikinci derece denklem gelir. Ancak bu denklem çarpanlarına ayrılmıyor. O yüzden delta'ya bir bakalım delta neydi? B kare 16 eksi 4 çarpı A dediğimiz bir C dediğimiz eksi 4. 16 çarpı 16'dan 32. Delta sıfırdan büyük. Demek ki bunun kökü var. Delta'yı kullanarak kökleri yazalım. Neydi? Eksi B artı eksi kök delta bölü 2A. Ben buradan önce artılısını yazacağım. Sonra işaretini değiştirip eksilisini bulacağız. Eksi B eksi 4 artı kök 32. 4 kök 2 bölü 2. Yani sadeleştirirsek eksi 2 artı 2 kök 2. Diğeri de bunun eksilisi olan eksi 2 eksi 2 kök 2 olacaktır. Sinüs x değerleri bunlardır. Çünkü zaten bu denklemde bilinmeyen t'ydi biz. Sinüs x'e t demiştik. Eksi 2 artı 2 kök 2. Eksi 2 eksi 2 kök 2. E seçeneğinde arkadaşlar eksi 2 artı 2 kök 2 var. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. Yine 2013 LS. Alfa ve beta sıfırla ile 90 arasında olmak üzere sinüs alfa eksi beta sinüs alfa çarpı kosinüs beta eşit olduğuna göre hangisi doğrudur? Şimdi 2017 yılında çıkmış bir soruda da kullanmıştık. Şurayı fark formülünden açalım. Sinüs alfa çarpı kosinüs beta eksi kosinüs alfa çarpı sinüs beta neye eşitmiş? Sin alfa çarpı kosinüs beta'ya. Şimdi şununla şu aynı olduğuna göre arkadaşlar şuranın sıfır olması gerekir değil mi? Karşı yaptık, götürdük falan dersek. Yani kosinüs alfa çarpı sinüs beta sıfırdır. Dolayısıyla buradan kosinüs alfa sıfır olabilir. Alfa da birinci bölgede sıfır pi bölü aralığında olduğuna göre alfa 90 olursa ancak bu olur. Kosinüs 90 sıfırdır. Ya da arkadaşlar sinüs beta sıfır dersek Buradan da sinüs 0 0 olduğu için beta'nın 0 olması gerekir. E diyebilirsin hocam sinüs 180 de 0 ama bak aralığa bak 0 90. O yüzden o durumu düşünmüyorum. Yani buradan alfa 90 ya da beta 0 olmalı. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi 2012 LS sorusu 1 2 ileriden denklem verilmiş. Bunun bir kökü 2 bölü 3 deniyor. Buna göre sinüs A kaçtır? Kat sayılar sin A ve kos kare A bölü 4 olarak verilmiş. Kök dediğimiz şey denklemi sağlar arkadaşlar. X yerine 2 bölü 3 yazalım. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Eksi 2 bölü 3 çarpı sin A. Eksi 1 bölü 4. Kos kare A eşittir. 0 oldu. Şimdi burada paydalardan kurtulmak için 3, 9, 4. Ben bunları 36 da eşitleyeceğim. 4 dedim. Şuna 12 dedim. Şuna da 9 dedim. 16 eksi 24 sin a eksi 9 cos kare a eşittir 0 oldu. Şimdi cos kare a yerine de 1 eksi sin kare a yazıp ben bu denklemi düzenleyeceğim. Eksi 9'u içeriye dağıtırsam 9 sin kare a geldi buradan. Bir de eksi 9 geldi. Eksi 24 sin a var. Artı 16 var eşittir 0. Son olarak toparlayalım. 9 sin kare a eksi 24 sin a 16 eksi 9 artı 7 eşittir sıfır oldu. Şimdi çarpanlarını ayırmaya çalışalım. 3 sin a'ya 3 sin a dedim. Eksi 7'ye eksi 1 dedik. 7 kere 3 21. Buradan da 3 geldi. 24 diyebiliriz. Yani 3 sin a eksi 7 çarpı 3 sin a eksi 1 eşittir 0. Buradan arkadaşlar sinüs a 7 bölü 3 şuradan da sinüs a 1 bölü 3 olur. Ancak 7 bölü 3 hem şıklarda yok hem de olsa da zaten soru iptal olurdu. Çünkü 7 bölü 3 sıfırdan büyüktür. Herhangi bir açının sinüsü bir şeyden pardon birden büyüktür. Birden büyük olmaz herhangi bir açının sinüsü. Dolayısıyla sinüs A'nın 1 bölü 3 olması lazım. Yani cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu videodaki son sorumuz 2010 LYS. 3 sinüs x eksi 4 kosinüs x eşittir 0 olduğuna göre kosinüs 2x'in mutlak değeri kaçtır denilmiş. Şimdi şu ifadeyi karşıya atıyorum. 3 sinüs x eşittir 4 kosinüs x dedik ve her tarafı kosinüse bölerek başladık. Sinüs bölü kosinüsten tanjant x geldi. 3 tanjant x eşittir 4. Tanjant x eşittir 4 bölü 3 diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bizden kosinüs 2x istenmiş. Burada hocam bu denklemi çözecek miyiz? Aslında bu denklemi çözmeyeceğiz. Çünkü bu bildiğimiz bir açı değil. Tanjantı 4 bölü 3 olan açı. Bizden kosinüs 2x istenmiş. E, tanjant 2x'i bulabilirsiniz ya da direkt kosinüs 2x'i yazabilirsiniz. Ben kosinüs 2x'i yazayım. Kosinüs 2x. Arkadaşlar kos kare x eksi sin kare x'tir. Peki bunları nereden bulacağız? Tanjant x'i 4 bölü 3 olacak şekilde bir dik üçgen çizelim. Tanjantı 4, 3. Dolayısıyla burası 5 oldu. Şimdi ben buradan kos kare x'e 3 bölü 5'in karesi derim. Sin kare x'e de 4 bölü 5'in karesi dedim. 9 bölü 25 eksi 16 bölü 25'ten eksi 7 bölü 25 kosinüs 2x ama benden mutlak değerini istediği için eksi 7 bölü 25'in mutlak değerinden cevabımız arkadaşlar 7 bölü 25 yani D seçeneği diyebiliriz. Böylelikle trigonometri konusunu tamamlamış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.